Az TV ekranlarından Sağlık Hattı programından merhaba sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konu VM Medical Park Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Sayın Doktor Özlem Mehmetoğlu. Kendisiyle bugün ülkemizde de en sık görülen bel ve boyun ağrıları üzerine konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz eğer 224 alan kodu ile 261 11 88 ve 261 11 99 numaralı telefon hattını arayabilirsiniz diyorum. Ve hemen sayın konuğuma dönmek istiyorum. Özlem Hanımcığım hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim, siz? Çok teşekkür ediyoruz. Dedik ki ülkemizde en sık görülen şikayetlerin başında geliyor. Zannediyorum genel olarak aslında dünyada da böyle midir? Aynen öyle. Çok sık görülen, çok sık şikayeti de bulunan rahatsızlıklar bunlar. Bel ve boyun ağrıları dedik. Merak ediyorum nedenleri nelerdir, neden oluşur ya da bel ve boyun ağrısı nasıl bir ağrı türüdür? Bel ve boyun ağrısı söylediğiniz gibi çok sık karşılaştığımız, hemen herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı bir rahatsızlık. Özellikle ağrı kişideki olumsuz etkileri dışında iş veriminde de azalmaya neden olarak ekonomik açıdan da maliyeti olan bir hastalık. Ve çok çeşitli nedenleri var. Bazen sadece bel ve boyun ağrısı olarak gelmiyor, kol ve bacak ağrısı olarak da geliyor. Boyun ağrıları özellikle omuz ve kol bölgesine yayılan ağrılara sebep olabilmekte. Bel ağrıları ise yine kalça ve bacak ağrılarına sebep olmakta. Dolayısıyla tek bir yere de lokalize etmek çok doğru olmuyor her zaman için. Ve çok çeşitli nedenleri var, çeşitli gruplara ayırabileceğimiz. En çok biyomekanik nedenlerden biz karşılaşıyoruz. Bunlar halk arasında da oldukça sık bilinen bel ve boyundaki kireçlenme, fıtıklar, kanal darlıkları, instabilite dediğimiz omurganın normal stabil yapısının bozulduğu, kaymaların olduğu tablolar. Onun dışında yumuşak doku zorlanmaları sık karşılaştığımız sebepler. Daha ikinci planda gördüklerimiz ise çeşitli romatizmal hastalıklar. Ankilozan spondilit, romatoid artrit, son dönemin trend hastalığı, fibromiyalji, yumuşak doku romatizması gibi. Miyofasyal ağrı sendromu, bunlar da diğer nedenleri. Ayrıca osteoporoz, kemik erimesi de bir bel boyun ağrı sebebi olabilmekte. Gut ve pseudogut gibi yine diğer metabolik hastalıklar boyun ve bel ağrısı yapabiliyor. Ve bunun dışında bir de diğer iç organlardan yansıyan ağrıları biz bel ve boyun ağrısı şeklinde hissedebiliriz. Mesela aort damarının karın bölgesindeki parçasında oluşan bir anevrizma veya bu anevrizmanın yırtılması bel ağrısıyla gelebilir. Yine renal arter trombozu bel ağrısıyla gelebilir. Enfeksiyöz hastalıklar, brucella, osteomiyelit dediğimiz kemik enfeksiyonları bel boyun ağrısına sebep olabilir. Kemikten kaynaklanan primer birincil tümörler olduğu gibi bir de vücuttaki diğer tümörlerin kemiğe metastaz yapmasıyla da yine bel boyun ağrılarına karşılaşabiliyoruz. Yani şunu anlıyoruz, vücudumuzun herhangi başka bir yerinde oluşabilen bir hastalık boyun ve bel ağrısı şeklinde de nüksedebiliyor. Aynen, aslında öyle sinyal de verebiliyor değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Yani normalde hiç aklımıza gelmez belki, gut dediniz çünkü çok ilginç. Gutun bel ve boyun ağrısı yapması ama böyle bir sinyal de verebiliyor. Evet, nadir de olsa evet. Peki korunmak mümkün mü? En önemli nokta bu zannediyorum. Çünkü bir hani derler ya, hastalık kiloyla gelir ama gramla çıkar diye öyle bir atasözü de vardır. Tabii ki korunmak mümkün. Tabii bunu öncelikle hastalık oluşmadan önlemler almak gerekiyor. Çünkü bel boyun ağrıları için çeşitli risk faktörleri var. Bunlar neler? Fazla kilo, aşırı kilo. Özellikle kadınlarda büyük göğüs. Onun dışında yine zorlayıcı sporlarla uğraşmak, çeşitli aşırı zorlayıcı sporlara, travmalara maruz kalmak. Yüksek topuklu ayakkabı giyimi, düz tabanlığın olması, çocuklukta geçirilen çeşitli hastalıklar, polio gibi, doğumsal kalça çıkığı gibi, bunların düzgün şekilde tedavi edilmesi önemli. Onun dışında sporun eksik olması ve en sık hatta söyleyebileceğimiz şey kişinin sürekli belini, boynunu zorlayıcı ve yanlış kullanması. Bunların önüne geçmek gerekiyor. Bunları nasıl engelleyebilir kişi? Bir kere fazla kilolarından kurtulacak. Sigara içiyorsa sigara içmeyecek, çünkü omurgadaki disklerin beslenmesini sigara ciddi şekilde bozuyor. Egzersiz hayatımızın rutin bir parçası olacak. Kişi düzenli egzersizlerle bel, boyun ve karın kaslarını güçlendirerek darbelere karşı, zorlanmalara karşı omurgasını sağlam tutacak, daha güvenli hale getirecek. Bunlar en önemlisi. Kişinin günlük hayatındaki çeşitli alışkanlıkları, işte boyun ağrıları için sık karşılaştığımız bir sebep, cep telefonu, laptop, işte tablet, sürekli başın öne doğru eğik kaldığı pozisyonlarda artık dikkat edecek. Bir diğer alışkanlık,
kulakla boyun arasında telefonu sıkıştırarak kullanmak. Bunları yapmayacak. Masa başı çalışanlar ergonomi şartlarına uyacak. Sürekli bilgisayar karşısında olan bir insanın monitörü tam karşısında göz hizasında olacak şekilde yerleştirip kol desteği ve sırt desteği olan güzel bir sandalyeyle kullanarak oturması gibi iş yerinde yapabileceği değişiklikler korunma önlemleri açısından söyleyebileceğimiz şeyler. Evet, burada bir de hamileler üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü hamilelik döneminde de özellikle bel ve boyun ağrıları daha fazla nüksetmekte değil mi? Evet, evet kesinlikle. Çünkü ister istemez bir kilo artışı söz konusu. Hı hı. Kişinin geçmiş hayatında da düzenli bir egzersiz öyküsü yoksa, kasları zayıfsa o kilo artışı ile birlikte daha da belirginleşen bel boyun ağrıları yaşayabilir. Dolayısıyla eğer bir kişi hamilelik düşünüyorsa, planlı bir hamilelik düşünüyorsa, evet, öncesinde düzenli egzersiz yaparak bel ve sırt kaslarını, karın kaslarını güçlendirme yoluna gidebilir. Onun dışında gebelik sırasında gebelik pilatesi oldukça etkili. Gebelik pilatesi uygulayabilir. Bunlara dikkat ettiği sürece düzenli, en azından hiçbirini yapamıyorsa bile düzenli bir yürüyüş, rutin hayatında her gün bir saatlik bir yürüyüş koyarak bu şekilde bel ve boyun ağrılarının hem sıklığını hem şiddetini azaltabilir. Aslında çok basit yöntemlerden bahsediyorsunuz. Evet, hocam. Yani egzersiz diyoruz. Herhangi bir vücudumuza giren ilaç yok. Çok ağır, bizi zorlayacak şeyler yok. Aynı zamanda keyif alacağımız şeyler, egzersizler, ama nedense biz bunları bir türlü hayatımızın içerisinde düzenli olarak uygulayamıyoruz, yer veremiyoruz ki çok güzel ifade ettiniz aslında. İskelet sistemini koruyacak sağlam kaslara ihtiyacımız aynen var. Aynen öyle. Çok basit bir yöntem ama maalesef şey olarak nasılız? Yani genç yaşlı diye ayıracak olursak eğer, çünkü sadece yaşlılarda da değil ya da orta yaşlı da değil, gençlerde de çok sık görülmekte. Tabii ki, tabii bunun ki. Bunun sebepleri aslında biraz önce saydınız. Hı hı. İşte hareketsiz yaşam ya da çok fazla aşırı belki de uygunsuz kullanım. Bunun dışında başka sebepleri var mı? Spor yaralanmaları olabiliyor genç hastalarda. Özellikle işte sığ suya dalma, güreş gibi sporlar, kürek sporu, bunlar birazcık bel, sırt ve boyun kaslarını zorlayan egzersizler. Böyle sporlarda öncelikle ısınmadan spora başlanması, çok yoğun antrenmanlar kişilerde sıkıntılara sebep olabiliyor. Çok küçük yaşlarda bile çok ciddi bel fıtıklarıyla karşılaştığımız hastalar var artık. Hani 12-13 yaş grubunda bile ciddi bel fıtıkları karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla çocuklarda da hani egzersiz, evet, önermeliyiz, özendirmeliyiz ama hani çocuğun gelişimi sırasına da uygun olmalı. Çocuğun çok aşırı zorlanacağı egzersizlere çocuğu yönlendirmememiz gerekiyor. Biraz egzersizde de bilinçli davranmak gerekiyor. Yanlış yapılan sporlar, egzersizlerde çocukluk yaşlarından itibaren bu tarz problemlerin en azından zeminini oluşturuyor ve ilerleyen yaşla birlikte, yüklenmelerle birlikte daha da sıkıntılı tabloların ortaya çıkması sebep olabilir. Tabii hastalığa uygun bir zemin hazırlanmış oluyor. Tabii ki. Burada ailelerimize aslında güzel bir uyarıyı da sizin yaptınız. Çünkü hepimiz, evet, çocuklarımız spor yapsın istiyoruz ama uygun sporları ve onların bedenlerinin, evet, vücutlarının gelişimlerine dayanabileceği şekilde şartlarda, değil evet mi? Değil mi, yine kemik erimesinden bahsettiniz. Biraz bu konuyu açalım istiyorum. Çünkü kemik erimesi de özellikle bayanlarda çok daha sık görülen, evet, rahatsızlıkların başında geliyor. Kemik erimesi genellikle sessiz bir hastalık aslında. Kemik yoğunluğunun azalması, mikro mimarisinin bozulması ve kemikte kırılma riskinin arttığı, kırık olasılığın arttığı bir tablo. Özellikle de menopozdan sonraki kadınlarda pik yapan bir hastalık. Her zaman, evet, ağrıyla karşımıza çıkmasa bile özellikle omurgada, sırtta ve belde kemik omurga kırıklarına, yükseklik kaybına sebep olduğu anda şiddetli ağrıyla hastalar karşımıza çıkabilmekte. Ağrı dışında hastalarda boy kısalması, duruş bozukluğu, omurganın görüntüsünde bozukluklar yine yapmakta. Bu durumlarda da genellikle özellikle hastalar eğer osteoporoza, daha erken yaşlarda neden olabilecek çeşitli metabolik hastalık ve ilaç kullanımı öyküsü yok ise, menopozdan sonra özellikle kadınlar mutlaka kemik ölçümlerini yaptırmaları gerekiyor. Kemik ölçümü sonuçlarına göre de biz değerlendirip kemik erimesine yakın bir değerde mi yoksa sağlıklı bir kemik kitlesi olduğunu belirtip ona göre 1 veya 2 yıllık rutin aralarla da hastalara kontrol ediyoruz. Eğer kemik erimesi tespit edersek de onun ilaç tedavisini başlıyoruz. Kırık gelişmiş ise o hastalarda da zaman zaman korseleme, hatta çok ileri derece olgularda vertebroplasti denilen cerrahi yöntemlerle o kırık dokusuna müdahale etmek de gerekebiliyor ağrıyı rahatlatmak için. Evet, sonrasında cerrahi müdahalelere de, evet, değineceğiz. Ama benim şu anda sormak istediğim, bel ve boyun ağrılarının seyri nasıl olur?
Şimdi bel ve boyun ağrıları aslında ağrının karakteri birbirinden farklı olabilir. Bazen radiküler ağrı dediğimiz tabloyla gelir. Burada bel ve boyun bölgesindeki problem omurilikten çıkan kola ve bacağa giden sinirlere sıkıştırarak, bası etkisi oluşturarak kol ve bacak boyunca yayılan ağrıya, uyuşmaya ve hatta daha ilerlediğinde güç kaybına sebep olabilir. Hastalar bu tabloyla kolumda bacağımda uyuşma var, güçsüzlük tarifleyebilir. Özellikle daha önce çok rahat yapabildiğim işleri artık yapamıyorum, zorlanıyorum. Yürürken işte bacağımda bir anda boşalma, beni taşıyamama hissi gibi şikayetleri ifade edebilir. Veya hastada mevcut problem omurilik kanalını daraltıp omuriliğe bası yaparak idrar kaybı, idrar kaçırma, onun dışında mesane bağırsak fonksiyon bozukluğu ve seksüel fonksiyonlarda azalmanın eşlik ettiği, bacaklarda istemsiz kasılmaların olduğu, omuriliğe basının olduğu miyelopati tablosuyla da gelebilmekte. Veya sadece hani zorlanmayla tetiklenen basit mekanik ağrı tablosuyla da gelebilmekte. Yani aslında çok iki ekstrem uçta ağrıyla karşılaşabiliyoruz. Çok basit çözümlenebilecek durumlarla çok ciddi acil ameliyatı gerektiren durumlara kadar giden bir seyirde olabiliyor ağrı. Evet, ben hemen şu anda Osman İnceoğlu telefon hattında. Osman Bey, hoş geldiniz programımıza. Osman Bey, sesimizi alabiliyor musunuz? Alo. Tamam, hatta bir sorun oluştu zannediyorum. Buyurun. Dediğim şekilde hani ağrı her zaman tek bir şekilde olmuyor. Kişiden kişiye de değişebiliyor. Mevcut hastalığın, zemindeki hastalığın sebebi bağlı olarak da çok farklılık gösterebiliyor. Evet. Fıtıktan bahsettik Özlem Hanımcığım. Mutlak bir fıtık belirtisi midir? Her zaman değil. Her zaman değil ama her zaman da şüphe etmemiz gerekiyor. Hı hı. Özellikle ağrıya demin bahsettiğim gibi bir kola bacağa yayılan ağrı, uyuşma, güç kaybı eşlik ediyorsa şüphe etmemiz gerekiyor fıtıktan. Bunun için de hastadan aldığımız öykü, yaptığımız fizik muayene, belirtilerinde bulduğumuz testlerdeki sonuçlar ve bu yönde istediğimiz görüntüleme yöntemleri sonucunda hastadaki tanıyı netleştirebiliyoruz. Evet, fıtık konusuna döneceğiz ama testlerden bahsetmişken muayene sırasında yapılan tetkikler nelerdir? Hangi tetkiklere başvuruyorsunuz? Biraz da bunlardan konuşalım. Tabii ki. Öncelikle biz hastayla şikayetinin şeklini sorguladıktan sonra aklımızda tabii belli ön tanılar oluşuyor. Bu yönde yaptığımız muayene sırasında da çeşitli testler uyguluyoruz. Bunlardan hani bu durumda en çok yaptığımız şeyler sinir germe testleri. Ağrının yayıldığı alandaki sinire uyguladığımız çeşitli manevralarla ağrının tetiklenip tetiklenmediğini bakıyoruz. Yine kas gücünü değerlendiriyoruz hastada. Normalde olması gereken kas gücünde zafiyet tespit ettiğimizde yine bu bizde hangi tetkiklere yönleneceğimiz konusunda ipucu veriyor. Duyu muayenesi yapıyoruz. Hastanın normaldeki olması gereken alanlardaki biz his kaybı tespit edersek yine bu bizde hangi tetkikler isteyeceğimiz yönünde işaretler oluşturuyor. Ve biz bunun sonucunda görüntüleme yöntemlerine en sıklıkla başvuruyoruz. En basitten karmaşa doğru gidecek olursak ilk etapta gerekiyorsa hastada sadece radyografi yeterli olabiliyor. Radyografide biz işte kireçlenmeyi, kanal darlığını, kaymayı tespit edebiliyoruz. Veya fıtıktan şüphe ediyorsak o zaman MR'a ihtiyacımız var. Çünkü disk yapısını bize en iyi gösteren yöntem şu an için MR. Sinir kökü basısını yine MR'la değerlendirebiliyoruz. Yine bir enfeksiyöz proçesten, bir kırıktan veya bir omurilik basısından şüphe ettiğimizde de tomografi isteyebiliyoruz. Evet, şu anda Osman Bey telefon altında. Osman Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim, iyi günler. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, sorunuzu alalım. Ben yaklaşık 1,5 sene önce ağır kaldırdım. Aniden bir belimde yanma olmuştu. Fakülteye gittim. MR çektirdim. MR'da bel şeyde 4 ve 5. loblarda sinir sıkışması var dendi. Yaklaşık 2 hafta fizik tedavisi gördüm. İşte ağrı kesici, kas gevşetici vesaire gördüm. Spor, biraz hareketler verdiler. Onları yaptım. İyileştim. Bir şeyim kalmadı. Yaklaşık 2 aydan beri yine bel fıtığı bu sefer de bilimden tutuyor. Bu sağ kalçamı, sağ bacağımın iç kısmına kadar yayılıyor. Topalıyorum yani. Çok feci ağrıyor. Yine gittim eski askeri hastaneye. 2 hafta orada da yine fizik tedavisi gördüm. Bir fayda göremedim. Geceleri uyuyamıyorum ağrıdan. Acaba siyatik midir? Bel ağrısının devamı mıdır? Onu öğrenmek istiyorum. Evet.
Öncelikle geçmiş olsun diliyoruz. Evet. Şimdi hastamız zaten daha öncesinde bel fıtığı tanısı almış. Bel fıtığı oluştuktan sonra tedavi edilerek evet klinik bulgular ortadan kaldırılıyor. Egzersizler sadece o dönem için değil aslında. Kişinin bundan sonraki hayatı boyunca sürekli yapması gereken bir şey. Ağrısı geçince egzersizi bırakmak aslında hastamızın bir hatası. Egzersizleri düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz. Ve biz yaptığımız fizik tedavi yöntemleriyle veya diğer ilaç tedavileriyle aslında oradaki fıtığı tamamen ortadan kaldırma şansımız yok. Oradaki olay aslında devam ediyor. Dolayısıyla bundan sonraki hayatında kişinin bunun bilincinde olarak dikkatli şekilde hareket etmesi, gün içerisindeki hareketlerini hep bunu göz önünde bulundurarak yapması ve egzersizlerini devam ettirmesi gerekiyor. Şu an yine tariflediği ağrı yine bir sinir basısına işaret ediyor. Kalçasına, bacağının iç yanına vuran bir ağrı tarifliyor. Hı hı. Dolayısıyla yine bir değerlendirme sonrasında belki tekrar MR'ın yenilenmesi gerekecektir. Oradaki görüntü ve fizik muayenede elde ettiğimiz güç kaybı, his kaybının derecesine göre hastaya öncelikli olarak yine bir konservatif tedavi yani ilaç ve fizik tedavi uygulanabilir. Eğer buna rağmen yanıt alınamaz, hala devam eden inatçı bir ağrı varsa, devam eden bir kas güçsüzlüğü, his kaybı varsa o zaman gerekliyse eğer cerrahiye yönlendirilmesinde fayda var. Evet, o zaman mutlaka yine en yakın zamanda bir uzmana tekrar değerlendirilmesinde fayda var. Şimdi demin dedik ya fıtıktan konuştuk. Şunu sormak istiyorum. Kişiler evet bel ağrısı var, boyun ağrısı var ama ihmal ettiler. Uzmana gitmediler, bir doktora müracaat etmediler. Sonrasında fıtık ya da onun dışında başka hangi sorunlarla karşılaşırlar? Karşılaşırlar mı? Şimdi fıtık erken dönemde şöyle anlatayım. Normalde diskler omurların arasında omurgaya binen yükün dağılmasını sağlayan, şoku absorbe eden, daha esnek hareketi sağlayan yapılar. Dış tarafında sağlam bir lif yapısı vardır. İçte ise sudan zengin, jelöz kıvamda bu şok absorpsiyonunu yapan daha yumuşak bir materyal vardır. İlk etapta bu liflerdeki zedelenmeler, yıpranmalarla birazcık dışa doğru bir taşma başlar. Ama bu süreçte eğer tedavi görmez, düzenli egzersiz yapmaya başlamaz ise hasta ve tekrarlayan kronik zorlanmalarla giderek bu zedelenme artar ve bu liflerde tam bir yırtık oluşur. Ve içerideki materyal tamamen dışarıya, kanala doğru taşmaya başlar. Ve bu noktada ya kanalda darlık oluşturarak ya sinir köküne ya da omurluğa bası yaparak daha şiddetli ağrıya ve beraberinde ilk etapta sadece hafif bir ağrı varken sonrasında ağrıyla beraber güç kaybı, his kaybı gibi nörolojik defisitlere de sebep olabilir. O yüzden eğer hasta böyle bir durumdan şikayetçiyse tablonun bu noktaya ulaşmadan çözümlenebilmesi için en kısa sürede doktora başvurmasında fayda var. Evet, mutlaka ağrıları önemsemeli diyoruz evet. Değil mi? Özlem Hanımcığım, fizik tedavinin yerini öğrenmek istiyorum. Kişiler size geldiler. Ondan sonra tedavi noktasında neler yapıyorsunuz? Genellikle bel boyun ağrılarını aslında %95 konservatif tedaviyle, cerrahi dışı tedaviyle sonuçlanabiliyor. Olumlu sonuçlar alabiliyoruz. Sadece hastaların %5 civarında cerrahi tedaviye ihtiyaç duyuyorlar. Biz hasta geldiğinde değerlendirip tanımızı netleştirdikten sonra ilk etapta ilaç tedavisi ve istirahat. Duruma göre eğer hastada akut bir travma varsa bir süre hastaya istirahat etmemiz gerekiyor. Ya da çok şiddetli bir ağrı var ise hem istirahat hem ilaç tedavisiyle bu ağrıyı azalttıktan sonra kişinin hareketlerini birazcık normalleştikten sonra egzersizlere başlıyoruz. Bu süreçte hastadaki bu iyileşme sürecini hızlandırmak için de fizik tedaviden faydalanıyoruz. Fizik tedavide uyguladığımız yöntemler çeşitli yüzeyel ve derin ısıtıcılar kullanıyoruz. Bu kas dokusunun yumuşamasını, kanlanmasının artmasını ve daha iyi beslenmesini sağlıyor. Eğer akut bir travma, ödem gibi bir durum var ise bu durumda da sıcak değil soğuk tedaviyi tercih ediyoruz hastalarda. Sıcak ve soğuk uygulamanın dışında biz ağrı kesici elektrik akımları uyguluyoruz. Çeşitli mekanizmalarla ağrı yolağının önüne durdurarak ağrının hissedilmesini azaltıyoruz. Mümkün olunca minimale indirgemeye çalışıyoruz. Bunun dışında yine manipülasyon ve mobilizasyon yöntemleri vardır. Kişinin boyun ve belde eklem hareket açıklığı sınırlarında yapılan çeşitli manevralarla eğer bir eklem kilitlenmesi varsa bunu çözmeye çalışıyoruz. Zorlu bir kas spazmı varsa bunun açılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yine kuru iğneleme dediğimiz yöntemde özel akupunktur iğneleriyle herhangi bir ilaç içermez bunlar. Kişinin belli noktalarına bu uygulamayı yaparak ağrısının ve kas spazmının rahatlatılmasını sağlıyoruz. Bunun dışında traksiyon yöntemi fıtıklarda uygulanabiliyor. Halk arasında da çekme olarak bilinir ama ehil ellerde yapılmadığında çok ciddi sakatlıklara sebep olabilecek bir durumdur. Evet. Sanırım siz de bu konudan bahsedecektiniz. Ben de bununla ilgili bir sorusu yönlendirecektim. Aynen. Fizik tedavide de aslında traksiyon uygulanır. Bunun için özel bir masa, özel bir düzenek sistem vardır ve kişinin vücut ağırlığına göre belli seviyelerle başlatılıp
tedricen gözetim altında yapıldığı takdirde evet bir tedavi yöntemidir. Ama her kişiye yapılabilir mi? Hayır. Bunun yapılmasının kesinlikle kontraindik olduğu tablolar da vardır. Biz o yüzden bunu göz önüne alarak uygun kişilerde traksiyon tedavisini de evet fizik tedavi bir parçası olarak uyguluyoruz. Tedavinizin arasında aslında soğuk uygulamalardan da bahsettiniz. Evet. Şurada bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi aslında sıcak suların bol olduğu bir kaplıca şehrinde yaşıyoruz. Aynı zamanda termal bir şehirde yaşıyoruz. Bu noktada işte kişiler hani kendi başlarına her ağrıda işte o sıcak sulardan fayda göreceklerini umarak bunları kullanmakta. Ama siz ödem olan durumlarda soğuk uygulamalardan bahsettiniz. Evet. Bu tür işte kişinin kaplıcaya giden kişinin bir ödemi varsa burada aslında daha da zarar görmez mi? Şikayetlerinde zaten artış hissedecektir. Akut bir zorlayıcı kas travması, bazen kasta liflerde yırtıklar, kas içerisinde kanama, hematoma sebep olabiliyor. Bunun dışında daha önce söylediğim romatizmal çeşitli hastalıklar da bel boyun ağrılarına neden olabilir. Romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi bir hastalık varlığında ve bu hastalığın akut döneminde, aktif döneminde sıcak tedaviler iyi gelmez. Aksine hastanın şikayetlerinde daha da artışa neden olabilir. O yüzden hastanın bence bu tarz bir şeye karar vermeden önce tanısının netleştirmesi, doktor önerisine göre böyle bir yol çizmesi çok daha uygun olur. Evet. Ortalama kaç seans, yani seanslar halinde veriliyor zannediyorum. Evet, fizik tedavi yaklaşık günlük bir saat süren seanslar halinde oluyor. Bizim genellikle pratikteki uygulamamız 14 seans, 15 seans şeklindedir ve genellikle biz hastaları 10. seansta rutin kontrollere çağırırız. Fizik tedavide hastalar genellikle şöyle bir görüş var. Tedaviye başladığım anda sanki ağrılarım bir anda geçecekmiş gibi. Seyir böyle olmuyor aslında. Biz bu konuda da hastaları tedaviye başlarken uyarıyoruz. İlk 5 seansta hatta ağrılarda biz biraz artış bile bekleriz. Bu normal bir durumdur. Sonra yavaş yavaş giderek ağrılar azalmaya başlar. Ağrılar azaldıkça biz egzersizi devreye sokarız. Yavaş yavaş sayısını, tekrar sayısını artarak egzersizlerle devreye gireriz. Ve hastalarda fizik tedaviyi bitirdikten sonra yine hastaları kontrolümüzde sonraki 2 hafta içerisinde ağrısının daha da rahatlayacağını, fizik tedavinin etkinliğinin daha da oturacağını belirterek bu şekilde hastaları fizik tedavi programlarını alıyoruz. Ama ortalama en az 10 seanstır fizik tedavinin uygulaması. Evet. Bu arada spor ve egzersiz dedik ama bazen de yapılmaması gereken ya da daha dikkat yapılması gereken ya da kısa süreli yapılması gereken durumlar var. Evet. Burada izleyicilerimize uyarılarınız neler olacaktır? Şimdi bazı egzersizler bazı hastalıklarda uygun değildir. Mesela hastanın bel kayması varsa, çok ciddi bir fıtığı var ise, hasta daha önce çok sayıda bel cerrahisi ya da boyun cerrahisi geçirmiş ise, bu durumda hastaların çok geriye doğru zorlayacak hareketler yapmasını istemeyiz. Yani ekstansiyon yönündeki egzersizleri biz bu hastalara önermeyiz. Onun dışında bazı hastalarda özellikle romatoid artrit olup boyunda tutulum olan hastalarda ki boyunda çok ciddi atlantoaksiyel subluksasyon dediğimiz bir rahatsızlığa sebep olabilir nadir de olsa romatoid artrit ve bu bazen ani ölümle bile sonuçlanabilir solunum merkezini etkileyerek. Bu tarz hastalarda boyunun aşırı öne arkaya şeklindeki hareketlerini istemeyiz. Kontrollü egzersizler bazen bazı egzersizlerimiz vardır biz bunlara izometrik egzersizler deriz. Kasta güçlenmeyi sağlar ancak hiçbir hareket ortaya çıkarmaz. Her bir basınca bir engele karşı yapılan egzersizler şeklindedir. Kas kasılır ve güçlenir ancak herhangi bir hareket ortaya çıkmaz. Dolayısıyla hareketi istemediğimiz bazı durumlarda izometrik egzersizleri tercih ederiz. O yüzden egzersizlerin bilinçsizce yapılması da istediğimiz bir şey değildir. Biz hastalara ev programı verirken onlara yapması gereken ve yapmaması gereken egzersizleri de tarif ederek bu programı uyguluyoruz. Evet, demin bahsettik ya Özlem Hanımcığım. İşte bu hani halk arasında yapılan bazı şeyler var, müdahaleler var. Evet. İşte bel çektirme gibi ya da asma gibi şeyler görüyoruz da bazen hakikaten yani bu da olur mu diyoruz ama insanlar da bir şekilde oradan tedavi göreceklerini umuyorlar. Ama eğer gerçekten ehil ellerde değilse, ehil kişi değilseler ki yine de hani bunun ehilliği de tartışılır da tabii ki. Bu noktada nelerle karşılaşırlar? Çünkü burada biz de görevimizi yapalım istiyoruz. Halkımız da uyaralım. Sonrasında nelerle karşılaşırlar ki bunları yapmasınlar? Böyle bir durumda hastada bu aslında bir travmaya maruz kalıyorlar. Bir tedavi değil tam aksine bir travmaya maruz kalıyorlar ve mevcut klinik tabloları çok daha sıkıntılı bir hal alabilir. Bir bel fıtığı olduğu düşünülen bir hasta ya da böyle bir tanıyı alıp doktordan alacağı tedaviden ziyade öncelikle bunu denemek isteyen bir hastada bu fıtıkta ciddi bir şekilde aniden bir taşma patlama olabilir ve omuriliğe ya da sinir köküne bası yaparak işte çok ciddi kas gücü kaybı
his kaybına sebep olup geri dönüşümsüz hasarlar oluşturabilir. Çünkü sinir dokusu kendini çok iyi iyileştirebilen bir doku değildir. Derimiz veya başka bir dokumuz gibi. İyileşmesi çok yavaş ve zaman alan bir süreçtir ve belli bir noktadan, belli bir hasar seviyesinden sonra sinir dokusu kendi kendini tamir edemez. Dolayısıyla böyle bir durumda hastada kalıcı felçler, uzuvlu fonksiyon kayıpları ortaya çıkabilir. Kalıcı idrar kaçırma ortaya çıkabilir. Eğer hastada ciddi bir kemik erimesi varsa böyle bir müdahaleden sonra omurga kemiklerinde ciddi kırıklar ortaya çıkabilir. Bu kırıklar sonucunda çok şiddetli ağrılar, yine aynı şekildeki nörolojik kayıplar yaşanabilir. O yüzden böyle bir şeyi kesinlikle önermiyoruz. Eğer böyle bir tedavi, dediğim gibi fizik tedavide de yeri olan bir tedavi yapılması gerekiyorsa biz zaten uygun hastalara bunu öneriyoruz. Evet. Peki ameliyat diyeceğim. Ne zaman ameliyata başvurulur? Genellikle bel boyun ağrılı hastalarda ameliyat oranı %3-5 arasında sınırlıdır. Çoğunlukla konservatif, yani cerrahi dışı tedavilerle biz uygun sonuçlar alıyoruz. Düşük bir oran aslında. Evet, bakıldığında düşük bir oran. Ve son gelişen tekniklerle de artık ameliyatların başarı oranı oldukça yüksek ve komplikasyonlar oldukça minimale indirilmiş durumda. Hangi durumlarda hastaya biz ameliyat öneriyoruz? Başladığımız konservatif tedaviye yanıt alamadığımız, inatçı ağrıların devam ettiği 6-12 hafta gibi bir sürede hala ağrının geçmediği hallerde, ilerleyici nörolojik defisitin olduğu durumlarda, bu kol ve bacakta uyuşma, güç kaybı, çeşitli kas kasılmaları, istemsiz kas kasılmaları gibi durumların eklendiği hallerde, idrar inkontinansının geliştiği, istemsiz idrar kaçırmanın geliştiği durumlarda biz hastalara cerrahi öneriyoruz. Yine çok ciddi kompresyon kırıkları var ise omurgada, bunlarda vertebroplasti uygulanması gerekir. Ağrıyı biraz olsun rahatlatır, omurgayı biraz olsun desteklemeye çalışır. Genellikle böyle İlerleyici nörolojik defisit varlığında hastayı konservatif tedavilerle oyalamak doğru olmaz. Çünkü sinirdeki hasar, az önce de söylediğim gibi, belli bir aşamaya geldiğinde fonksiyonu, ameliyat bile olsa tedavisi, geri dönmeyebilir. O yüzden bu aşamaya gelmeden uygun hastaların da cerrahiye yönlendirilmesi gerekmekte. Evet. Özlem Hanımcığım, programın başında bahsetmiştik biraz, ama biraz da bu konularla ilgili konuşalım istiyorum. Bel kireçlenmesi dedik ve bel kanal darlığı, boyun kanal darlığı. Bunlar ne tür rahatsızlıklar? Bunlar genellikle omurganın dejeneratif, yani yıpranması, yaşlanmasıyla ortaya çıkan hastalıklardır. Bu zaten normal yaş sürecinde, yaşlanma sürecinde karşımıza çıkan değişikliklerdir, ama her zaman ağrıya sebep olmaz. Ancak kişi omurgasını, vücudunu çok iyi kullanmamışsa, çok zorlayan, tekrarlayan travmalara maruz kalmışsa daha sıkıntılı ve ağrılı bir hal alır. Omurların arasındaki eklemler, disklerin yapısının bu süreç içerisinde yıpranma ve aşınması bu kireçlenme dediğimiz tabloya sebep olabilir. Bu çoğunlukla bel bölgesinde lokalize bir ağrı ya da boyun bölgesinde lokalize bir ağrıyla seyreder. Ancak kireçlenmede vücut bir kompansasyon mekanizması olarak, yani kendini iyileştirme mekanizması olarak diyelim, omurların etrafından yeni bir kemik çıkıntılar oluşturmaya başlar. Yüzey alanını artırıp ağırlık dağılımının daha rahatlamasını sağlamak için. Zaman zaman bu ortaya çıkan, işte kireçlenme asıl buradan geliyor. Kemiklerin etrafında yeni kemik çıkıntılarının oluşması, kemiklerin oluşması. Bu kemik çıkıntıları omurilikten kola ve bacağa giden çıkan sinir köklerini sıkıştırdığı takdirde yine kol ve bacağa yayılan ağrılara da sebep olabiliyor. Yine his kaybı ve güç kaybına neden olabiliyor. Yine bu kireçlenmede ortaya çıkan bu tablo eğer kanala doğru büyüme gösterirse, kanalda darlık oluşturursa omuriliğe bası yapar. Yani bu kez bütün kol ve bacağa giden ana hat, ana sinir kökü sıkışmaya bağlı olarak hasara uğrar. Bir boyun fıtığında eğer kanal darlığı boyun seviyesinde ortaya çıkar ise sadece kollar etkilenmez. Aynı zamanda her iki bacak etkilenir. Yine bağırsak ve mesane fonksiyonlarında bozukluklar ortaya çıkar. Eğer seviye olarak da halt seviyelerde olursa kanal darlığı, lömber seviyelerde olursa bu kez sadece bacaklarda etkilenme olur. Kollarda herhangi bir hasar beklemeyiz. Evet. Bu arada yine aklıma gelmişken sormak istiyorum. Özellikle sosyal medyada işte bel boyun ağrıları için %100 mucize diye gösterilen o kadar çok ilaçlar, evet, kremler var maalesef. Ki hani insanların aslında etkilenmemesi de mümkün değil bir noktada, ama bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani bir kremle bu hastalıkların bu kadar hemen ortadan kalkması mümkün mü? Mümkün değil. Hatta kireçlenmeyle oluşan değişikliklerin geri dönmesi asla mümkün değil. Biz kireçlenme tespit ettiğimiz bir hastada ilk söylediğimiz şey, bu değişiklikler kalıcı, bunlar hiçbir şekilde geri dönmez. Çeşitli bitki suları ve kremler öneriliyor. Kireçlerin eritildiği söyleniyor. Böyle bir şey yok.
Bu tamamen bir yalan. Böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla biz böyle bir hastalığı tespit ettiğimizde en başta bunun kalıcı bir değişiklik olduğunu, bundan sonraki süreçte yapabileceklerimiz bunun daha yavaş ilerlemesini, sizi daha az rahatsız edecek şekilde ilerlemesini veya mümkün olunca yavaşlatıp durdurmaya çalışmak olabileceğini söyleyebiliriz. Tamamen eski haline dönmesi şeklinde bir şey asla mümkün değil hastalarda. Evet, biz de sadece ilaçlar ve fizik tedavi uyguluyoruz dedik ama bizim de başladığımız çeşitli ek takviyeler vardır. Bunlar şu an ödeme kapsamında olan ilaçlar değil, gıda takviyeli olarak geçmekle beraber kireçlenmeye sebep olan medyatörlerin baskılanmasını, eklem ve kıkırdakların desteklenmesini sağlayan çeşitli glikozamin, kondroitin, tipik kolajen gibi veya yumurta kabuğundan elde edilen çeşitli mukopolisakarit gibi ilaçlar biz de kullanıyoruz. Hastalarımıza öneriyoruz ve oldukça iyi de sonuçlar alıyoruz aslında. Dolayısıyla böyle bir şey eğer para harcayacaklarsa en azından doğru bir ürün almaları çok önemli. Kesinlikle bu tarz şeylere itibar etmelerini öneriyorum ben. Evet. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama ben özellikle yine sormak istiyorum. Omurgamızı ve bedenimizi iyi kullanmak dedik. Nasıl kullanacağız? Nelere dikkat etmeliyiz? Kendimiz vücudumuzu tanımalıyız. Nerede bir sıkıntı olduğunu zaten vücudumuz bize ağrıyla ya da işte duruş bozukluğuyla ufak tefek şeylerle aslında hissettiriyor. Dolayısıyla eğer bir duruş bozukluğumuz var ise bunu önüne geçmek için hangi egzersizleri yapmamız gerektiğini öğrenip bunları düzenli olarak hayatımıza sokmamız gerekiyor. Yine bu duruş bozukluğuna sebep olan gün içerisinde maruz kaldığımız zorlayıcı hareketler ve pozisyonları tespit edip bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Yani kişinin bu konuda bilinçli olması gerekirse hani bazen bel okulu dediğimiz özel eğitimler vardır hastalara uyguladığımız, hastalığını tanıyıp nasıl önleyebileceğini öğrendiği bu tarz bir programa da tabi olabilir. Onun dışında egzersiz kişinin hayatına mutlaka girmeli. Küçük yaşlardan evet başlanmalı ve yaşa gelişime göre de bu devam ettirilmeli. Ayrıca masa başı çalışanların ergonomik şartlara uyum göstermesi, buna göre bir düzen oluşturması gerekiyor. Yine yoğun iş stresi, işte iş memnuniyetsizliği gibi psikolojik sebepler de bu tarz ağrıların tetiklenmesine sebep oluyor. Dolayısıyla kişinin bu tarz bir problem olduğunda gerekirse bunun için ilaç veya psikiyatri desteği alması önemli. Ağrıların rahatlaması açısından bu da gerekiyor. İhtiyaç duyduğunda yine biz zaten fizik tedaviyle devreye giriyoruz, hastayı rahatlatıyoruz ama bu sürecin sürekliliği açısından egzersiz çok önemli. Yine kilosu olan bir hasta pek çok hastalığa sebep olduğunu biliyor aslında kilonun, mutlaka kilosunu azaltacak. Evet. Sigara içiyorsa sigarayı bir an önce bırakmaya çalışacak. Bunlar bir kişinin kendi kendine yapabileceği en basit şeyler aslında. Beslenmemizde özellikle olmazsa olmazlarımız var mı? Tabii ki özellikle kemik sağlığı için süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyumdan zengin gıdalara ağırlık vermeliyiz. Kişi aslında hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Yaklaşık 33 yaşına kadar ne kadar kalsiyum depolayabiliyorsak bu bizim için kar. Çünkü sonrasındaki süreçte çok fazla kalsiyum depolama şansımız olmuyor. Dolayısıyla kişinin çocukluktan itibaren dengeli bir şekilde süt, yoğurt, peynir ve diğer kalsiyum içeren gıdalardan zengin bir şekilde beslenmesi çok önemli. Omega içeren deniz ürünlerini veya gerekirse takviyeleri alması önemli. Bunun dışında protein, karbonhidrattan dengeli beslenmesi çok önemli. Bunlara dikkat ettiği takdirde sağlıklı bir kemik ve kas kitlesi oluştuğu takdirde ilerleyen süreçte bunların bozulması çok daha zor olacaktır. Evet, sağlam bir yapı oluşturmuş olmak diyoruz. Evet, bir telefon bağlantımız daha var. Süleyman Üstün bizi Bursa'dan arıyor. Süleyman Bey, hoş geldiniz programımıza. Evet hocam, selamünaleyküm. İyi günler, hayırlı işler. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler, buyurun. Benim ayaklarımda böyle yürürken veyahut da bir lastik çiğneme gibi veyahut da baskı yapıyor. Böyle yani yürürken baskı, damarlarım böyle patlamak şeklinde geliyor aynen böyle. Onun şeyi ne hocam, yani çaresi nedir, yani bel ağrısı mı yoksa fıtık mı bilmiyorum. Yani bir zamandır diye 3-4 aydır şey yatıyor. Yürürken baskı oluşuyor ayaklarınızda, damarlarınızda patlama şeklinde, doğru mu? Doğrudur hocam. Evet. Buyurun hocam. Şimdi yürürken hastaların böyle bir ağrı hissetmesi bizim klinikte karşılaştığımız bir durum. Nörojenik kladikasya olarak tariflediğimiz bir şeyi aslında hasta biraz anlatıyor ama tabii bunu net olarak değerlendirmek için hastayı bir muayene etmek, değerlendirmek gerekiyor. Kanal daralması olduğunda, omurilik bası altına kaldığında genellikle karşımıza çıkan bir tablo. Hasta belli bir mesafe,
yaklaşık 300 ya da 500 metreyi yürüdüğünde bacaklarında şiddetli ağrı ve uyuşma tarifler. Dinlendiğinde ki daha çok öne doğru eğilerek çömelme şeklinde veya oturma şeklinde dinlendiğinde bu ağrı rahatlar. Sonra tekrar kişi aynı mesafeyi kat ettiğinde ve aynı şikayetlerle tekrar karşılaşır. İşte bu nörojenik ladikasyo tablosudur ve genellikle kanal darlığının bir sonucudur. O yüzden buna yönelik bir tedavi planlanması gerekir. Bir de damarlardaki problemlerden kaynaklanan benzer bir tablo vardır. Vasküler ladikasyo olarak da o değerlendirilir. Bundan şüphettiğimiz takdirde de bunda genellikle uyuşma eşlik etmez. Damarlarda bazen renk değişiklikleri, morarma gibi şikayetler veya varikoz venler de ortaya çıkabilir. O zaman da hastaya gerekirse kalp damar cerrahisine bunu değerlendirmesi için yönlendirebiliriz. Şu anda Süleyman Bey'in gitmesi gereken branş? Öncelikli olarak fizik tedavi. Fizik tedavi. Evet. Evet, kendisine geçmiş olsun diliyoruz bu arada. Bunun dışında benim sormayı unuttum ama sizin özellikle vurgulamak istediğiniz noktalar var mı? Ya da tekrardan izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz noktalar var mı? Bel ve boyun ağrıları yani %80 oranında görülen bir şey. Herkes hayatının bir döneminde mutlaka yaşayacaktır. Dolayısıyla hastaların bunu her zaman bir uyarıcı işaret olarak değerlendirmesini, çok daha sıkıntılı bir sonuç tablo gelişmeden doktora başvurmalarını önereceğim. Yine egzersizi mutlaka her kişinin hayatına sokmasını önereceğim. En basitinden bir yürüyüş. Yürüyüşü de özellikle böyle yumuşak tartan zeminlerde ve uygun bir spor ayakkabıyla yapmalarını öneriyorum. Çünkü sıklıkla hastalar zaman kısıtlılığı yüzünden spor salonlarındaki koşu bantlarını tercih ediyorlar. Bunlar dizler için oldukça zorlayıcı aslında cihazlar. Mümkün olduğunca sokakta, bağda, bahçede yürümelerini önereceğim. Buna dikkat etsinler. Mümkün olduğunca kilolarını dengeli tutmaya çalışsınlar. Buna çok dikkat etsinler. Şu an için en çok yapabilecekleri bunlar kendilerini korumak adına ama herhangi bir sıkıntı durumunda da doktor dışındaki bir yere müracaat etmeden mutlaka öncelikli tercihlerin doktor olmalarını öneriyorum. Biz kişiyi zaten uygun şekilde hangi tedavinin yapılması uygunsa ona göre gereken alanlara zaten yönlendiriyoruz. Evet. Özlem Hanım, ben program konuğum olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ederim. Çok ben önemli bilgiler ederim, verdiniz. İnşallah bir başka programda tekrar konuğumuz İnşallah. Olursunuz. Evet sevgili Sağlık Hattı izleyicilerim, programımızın bugünkü konu VİE Medikal Park Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Sayın Doktor Özlem Mehmetoğlu'ydu. Kendisiyle en sık görülen bel ve boyun ağrıları üzerine konuştuk. Önümüzdeki hafta başka programlarda başka uzman konuklarımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.